Alın bakalım çocuklar. Dans yarışmasındaki birinciliğinizin para ödülünü gönderdiler bugün. Teşekkürler Burak Hocam. Son günlerde yaşanan durumlar çok hoş olmasa da hepinizi tebrik ederim. Son günlerde her şey bir acayip zaten. Güzel iş çıkardınız. Sağ olun hocam. Umarım okulda da her şey yoluna girer de kendinize biraz şekil düzen verirsiniz. Hadi şimdi dersinize geç kalmayın. İyi çalışmalar. Al Asiye. Bu parayla o kadına olan borcunuzu ödeyecektiniz. Konuşmuyor muyuz belki? Yo, konuşuyoruz. Ama ben şimdi zarfı sana verirsem, sen belki de yo vermedin dersin diye Asiye'ye vermek isterim ben de. Asiye de bir acayip paralar ama. Neyse. Sen de haklısın kanka. Neyse kızlar, borcunuzu ödeyin de o parayla. Bitsin gitsin artık bu dert. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Neyse, arada güzel şeyler de oluyor. O kadar emin olma derim. Kızlar. Neymiş bakayım o elindeki senin? Bir şey değil. Diyorsun. Asiye. Bence göster. Neymiş bu? Dans yarışmasının parası. Değil. Emir'in arabasının farı. Ne diyorsun be, ne farı? Hani siz çocuğun arabasını pert etmişsiniz falan, suya atmışsınız ya. Yani bu para anca Emir'in arabasının farı eder. Ama ben onun yerine sayacağım. Sonuçta ne iyilik ne de insanlık ölmedi değil mi? Hayır Solga, o kadar da değil yani. Onu alma bari. Öyle mi diyorsun prenses? Ama bence o kadar. Emin ol o kadar. Neyse. Ya şu suratınızdaki şu tedirgin ifadeyi de bir silin artık ya. Hadi, hadi. Ay peki bu eziyet daha ne kadar devam edecek? Ben çok sıkıldım artık. Ben de. Ama kendimi hapiste hayal edince ne hissedeceğimi şaşırıyorum. Şu kırmızı sinyal yanıp sönünce gemi hareket halinde demek oluyor Akif Bey. Bu gemi ikonuyla da rotayı takip edebiliyorsunuz. Şu aşağıdaki ibare de geminin hızı. Maşallah ya. Nasıl hızlı geliyor demirlerim ya. Vallahi öyle efendim. Ama çok karlı bir iş oldu bu Akif Bey. Aynen aynen. Neyimiz var neyimiz yok hepsini yatırdın değil mi Celil? Vallahi son dakika bireysel emeklilik hesabınızı bozdurdum. Onu bile yatırdım. Hiç merak etmeyin efendim. Güzel, güzel. Aferin. Çok iyi iş başardın. Teşekkürler efendim. Artık bir kahveyi hak ettik. Yani. Aslında bana yasak biliyor musun? Hipertansiyon var bende, kahve bana yasak. Ama şimdi bir taneden de bir şey olmaz. Yani. Yani ne olacak? Allah'ım. Tamam. Konuştuğumuz gibi sen gelince haber ver, tamam? Tamam. Abi, yakan mı bozulmuş senin? Bir şey olmuş sanki. Bak istersen. Allah Allah. Vallahi öyle olmuş. Bir şeyler olmuş yakama. Asiye. Yakalarım bozulmuş da bir el atar mısın? Yok artık. Onu da kendin yap. Pardon. Asiye, bunu her defasında konuşacak mıyız? Bilmiyorum artık Asiye. İstiyorsan gidip teslim olalım. Ben de şiştim artık çünkü. Sen karar ver. Sık dişini Asiye, sık dişini ya.
Asiye? Ne yapıyorsun sen? Ne oldu ya? Yakan bozulmuştu biraz. Yardım istedim sadece, o kadar. Senin saçların nasıl olmuş bugün? İyi mi? Şöyle üstleri falan, önleri. Ha? İyi galiba ya, tamam, sağ ol. Bir daha sakın Asiye'den bir şey isteme. Git kendi üstünü başını kendin düzelt. İyi de sevgilin rahatsız olmadı ki. Sen niye bu kadar rahatsız oldun anlamadım. Anlama. Sevgilimden uzak dur. Sakın. Neyse ya, tamam, sağ ol Asiye'cim. Sen bakma bu yabaniye, tamam? Neler oluyor Asiye? Dünden beri yaptığın her şey çok saçma görünüyor gözüme. Sebebini açıklar mısın bana hemen? Doruk, saçma bir şey yok. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Yapmıyorsun. Ya daha düne kadar bu adamı gördüğümüz zaman yolumuzu değiştiriyorduk biz. Sen bugün gelmişsin, adamın yakasını, üstünü, başını düzeltiyorsun. Bunun neresi normal? İyi misin sen? Doruk, tamam, üstüme gelme ne olur. Sen kendini soğutmaya mı çalışıyorsun benden, ha? Bir amacı mı var bu yaptıklarının? Hayır, bir amacı yok tabii ki. Kendimden soğutmaya da çalışmıyorum. Asiye, lütfen kendine gel. Eğer benimle konuşmak istediğin bir şey varsa da konuş. Ama ben çok sıkıldım bu hallerden, onu bil. Seni tanıyamıyorum artık. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla...